Evet, 29 Ağustos 2017 ve burası Isparta Şerkıraç ilçesindeyiz ve Aşağı yukarı. rekor gelişim ürünümüzü kullanan Sayın Fevzi Yıldız. Fevzi Yıldız Beyefendinin yonca tarlasındayız. Tabi burada 3 parça ürün kullanılmış. Fevzi Bey kendisi yonca biçimi yapan bir Evet, balyalama yapan. balyalama yapan bir beyefendi. Dolayısıyla tabi haliyle meraklı. Ondan sonra dolayısıyla burada çeşitli ürünler kullanmış. Aynı zamanda rekor gelişimi kimlerin kullandığını, nasıl sonuç aldığını çok iyi biliyor haliyle. Evet. Tabii burada kendi tarlasında atalı topu topu 10 gün olmuş yani. Evet. O civarda 10 gün Evet. oldu hali. Fevzi abi, öncelikle bu tarlayı kıyaslayacağız. Ama tavsiyelik de daha önce alanlar var. Siz belki yoğunluğunuz dolayısıyla atamadınız, geç attınız. Şimdi atanlar ne diyor şu anda? Yani atanların, yani burada sizi bilenler biliyor haliyle. Mustafa Evet. atan Mustafa Yıldız var işte. 9 balyalıyordu. Evet. Attıktan sonra her biçimde sayı düşüyordu. Artı biz düşürmedik. Hı. Rekoru gelişimi kullandıktan sonra sayımız arttı. Halbuki düşmesi lazım çünkü Evet. zaman da Her böyle. biçimde düşüyordu. İklim Ama itibariyle. Evet. biz rekor gübreyi atınca sayı Hı. arttı. Sayı arttı. Ondan sonra gene diyor atalım demek ki fayda varmış diyor. Peki başka kim efendim? Başka? Dursun Bey var, güvenlik görevlisi bir Buradan selam arkadaşımız. söylüyorum kendilerine. He. Evet. O da kullandı. Evet. Hala şu anda da tarla arıyor. Tarla Gelecek. yine ekecek bundan Evet, sonra. yonca Sorunu gelecek. çözdü ve Çözdü. artık tarla ekecek haliyle. Evet. Onun dışında süreyle alakalı ne yapıyor peki? Ya tamam, balya sayısı artıyor da. Süre şu anda biz 35-40 günde biçiyorduk. Evet. Şu anda bizim 20 kaça düşürdük biz? 28-25. 25'e falan düşürdük günü. 25 Ama gün gibi 20 tabii gün. bu gübre sondan kullandığımız için yani önce kullanmış Tabii olsaydık ki. daha aşağı düşüreceğiz. Tabii daha da kökler bir tamir olsun. Evet. Yapraklarımız çok güzel, Evet. enli. Yaprak ayaları geniş oluyor. Evet, güzel. Artı kalın bor Kardeşlenme oluyor. Kardeşlenme güzel artıyor haliyle. artıyor. Peki onun dışında siz bir balya işinden para kazanıyorsunuz ve abimiz ne kadar çok balya yaparsa Evet. o kadar çok para kazanıyor. Tabii. Peki rekor gelişim şimdi size o zaman sadece bu tarladaki çıkan balyadan değil de başkalarının da balyası fazla çıktığı için para kazandıracak mı durumda? Kazandırmaya Mutlaka, başladı zaten ya. mutlaka, mutlaka. Kazandırmaya başladı. Mutlaka. Arkadaşlara söylüyor zaten. Buradan geçerken de görenler var. Evet. Evet. Ne kullandığımızı soruyorlar. Peki zaten sizin kaç dekar yoncanız var? Aşağı yukarı 26 da var. Fazla da 26 da var Evet. diyelim. Siz efendim tanıtır mısınız kendinizi? Ben İbrahim Büyük, Fevzi Yıldız dayım olur. Biz beraber yapıyoruz aşağı yukarı 4 senedir bu Hı. işleri. Ekim işlerini ben yapıyorum. Dayım işte öğreniyor ilaçları, gübredir neyse. Hı. O bana bunları uygula diyor. Ben de uyguluyorum. Evet. Uyguladığımız ilaçlar, verdiğiniz gübreler gözle görülecek şekilde. Şu an pancarada kullanma düşünüyorsunuz. Evet. Buğdaya kullanma düşünüyorsunuz. Aynen öyle abi. Hatta bana soru soruyor, ben cevap vermiyorum, bir daha sorayım. Dedim dur önce yoncayı bitirelim, onun üstüne pancara geçeceğiz halde. Siz de oğlusunuz halde. Evet, ben de Fevzi Yıldız'la oluyorum. Adınız ne efendim? Ramazan Yıldız. Evet. Şimdi tabii burada sizin bir de atmadığınız, şimdi burada 3 ürünü denemişsiniz. Ama bir Evet. de yine diğer tarafta da kullandınız. Orada bütün bir rekor gelişim var. Evet. Sadece kısmı bir yerde de kullanmadınız. Evet, aşağı yukarı 800 metrekaresi de yok. Oradaki fark nedir mesela? Oradaki alçak mutlaka Yine yani. gelişim sorunu var herhalde. Mutlaka var. Evet, şimdi gelelim efendim şöyle. Bugün şu ileri tarafa kullandınız. Rekor gelişimi yaklaşık 10 gün önce kullanıldı halde. Evet. Ama siz bir ay önce kullanmışlardı, 35 gün önce kullanmışlardı biliyorsunuz halde. Biliyorum, bal Onları yaptım. çok iyi olduğunu Evet, gördük halde. Daha sayısı yeşil, daha arttı. canlı. Evet, tabii. Evet. Evet. Şöyle bir şey Savaş Bey. Daha önce mesela yani dayım söyledi biraz önce. Hı. Her biçimde sayı düşeceğine sayımız artıyor. Evet. Daha önce mesela 4 biçimde kaldığımız önce şimdi 6'ya eğer ilk bahardan başlasaydık bunu 6'ya falan çıkmış Yedi. olacaktı Efendim bugün 6'ya şöyle 7'ye. yapalım. Sizi şuradan bir karşıya alalım. Bir boy farkını bir görelim öncelikle. Atılan yerlerde. Bakın şimdi öncelikle yaprak bir oradan da gelirken bir yonca getirin birkaç tane böyle. Yani ne durum Yeterli efendim, yeterli. Ha. Şimdi bugün diz kapağınızın yukarılarına çoğusu gelmiş halde görüyorsunuz. Oradan şöyle birkaç yonca da getirelim. Yaprak ayarlarını bir ölçelim şöyle. Sen şöyle bakalım. Sadece şey değil. Yok Evet. yok normal şeyle bakalım. Evet, çiçek gibi kopartıp geldiniz. Kökünden almadınız. Buyurun gelin. Ha. Şimdi bakın burası atılmayan bir başka bir ürün kullandınız burada. Ve çuvalı fiyatı rekor geçimden pahalı mı efendim? Pahalı. 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 Daha pahalı bir ürün aldınız. Evet. Yani Evet. şey olarak kendiniz yine bir toprak düzenleyici bu arada. Bugün nedir efendim? Şu an buranın bir boy farkını ölçelim mi? Abi biraz önceki buradaydı. Şimdi bu burada. Şu an burada. Yani diz kapağımızın altında. Tabii diska yani evet. Peki. Aradaki mesafemiz de gözle görünecek şekilde Evet. hani Bakın şu an bunu güzelce zoomlayalım şöyle bakın. Şimdi Evet. hayır, birleştirin onları. Şu an bir iki yapın bakın. Şöyle yapalım. Tersine tutalım. Ha, şimdi bakın. Şu an burada Kalınlık sap kalınlığını mesafesi. görüyorsunuz. Bakın rekor gelişim elimdeki bunlar.
Bakın burada daha sadece 10 günlük mesele bu. Ve bugün bakıyorsunuz sap kalınlığı şu an kaç katı sap kalınlığı oluşmuş? Yani 2 katı sap kalınlığı. Siz bunu rastgele bunu da rastgele yani, aldınız. Şu yapraklara bakalım. Yapraklarda da belli. 2 kat 3 kat yaprak yani, genişliği farkı var görüyorsunuz. Ve ağaç yaprakları. Halen çalışıyor biri, bakın. Evet. Halen şu an çalışıyor görüyor musunuz bakın. Daha göbek yeşil ve sürüyor. Bu çok yakında çiçek bulacak. Bu çiçeğe binecek. Ve bu artık büyümeyecek yani duracak yani. Ve bu halen çalışıyor halde. Bugün bu ama tabii siz kökünden kestiğiniz için dal budak miktarını da göstermek anlamında evet, aslında söyleyecek. Bir de şu var. Aşağıda kardeşlenme başlamış orada. Şimdi burada bugün baktığımızda mesela buyurun gelin. Şimdi mesela şurada arkadaşlar herhangi bir kardeş oluşumu söz konusu değil bakın. Evet. Şu bir kökten çıkan 4 kardeş yonca. Ben şu an burada herhangi bir kardeş görmüyorum. Şu an burada bakın herhangi bir kardeş yok. Yani başka köklere bakalım. Şimdi başka köklere de baktığımızda bu herhangi bir şu an ekstra yeni çıkan bir kardeş oluşturamamış. Ve yoncalarınız da şu anda 3 kardeş, 4 kardeş. Bu çok az. Evet. Zaten sayısı çok az ve dolayısıyla toprağın çalışması zayıf anlamına geliyor evet, halde. Bu ikinci yaşında. Evet. İkinci yaşında. Kaç kere biçtiniz burayı bugüne kadar? Bu 4'e gidiyor artık. 4'ü biçeceksiniz ha. Şimdi zaten atılmayan diğer taraflar var. Yine başka ucuz ürünler dediniz. Evet. Onlar da baya baya ucuz dediniz. Onu da kullandınız. Orada da bundan farklı durum var mı? Tabii orası az. Orası biraz daha az diyorsunuz. Evet, daha küçük yani. Evet, gelelim rekor yaşım atılan tarafa yakından bakalım. Evet, yakından bakalım. Evet. Şimdi buyurun gelelim. Şu an görüyorsunuz sıklaşma ya da şey yürürlük daha fazla. Gelelim şöyle bir köklere bakalım. Şimdi köklerimizde bakın şu anda. Açalım onları abi. Şunu da alalım şuradan. Evet. Bakın şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Görüyor musunuz? Şurada yeni bir kardeş yaratmış yani. Evet şu anda alttan çıkartıyor. Yeni yeni kardeşler yapıyor. Dolayısıyla bunu hepsinde görüyoruz yani tamam mı? Kardeşlenmeleri yani bak, şu an evet. Şunlarda. Görüyor musunuz bakın bir sürü yani, şu anda kardeş yaratıyor. Dolayısıyla da sap daha kalın. Zaten görüyorsunuz boru gibi olmuş halde. Şimdi bu buradaki bu kalın boru yonca ama orada ise sanki ince boru yoncaymış. Şu kökünden bir tane oradan atılmayandan bir tane kökten alır mısınız? Şeye bakalım şu mesafelere bakalım bir. Çünkü tamam kalınlık kalın. Ama şu dal budak sayısına bakalım bir. Onları da görelim yani. Oradan alıp geliyor bakın ha. Evet. Evet. Aradaki mesafe. Yani. Şimdi tabii mesafeden öte bakın iki tanesinin bile kalınlığı zaten. Şunun tekini alın bir. Bakın iki tane tek bir tane zaten gene benim elimdeki şu taraftaki kalın zaten. Şimdi bakın arkadaşlar yapraklarda bozulma. Yaprak pasını görüyorsunuz. Evet. Şunu çektiğinizde bakın. Zaten sağlıksız olduğunda mantarlaşma yaprak pası verimi düşürüyor, tadını düşürüyor, kalitesini düşürüyor halde. Ve bakın bir dalda kaç şey var? 1, 2, 4 tane şey boğma, varken. Boğma var. Boğma varken bakın buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane daha şey var yani. Yani. Sadece dalı kalın değil. Aynı zamanda da 8-9 tane de şey var. Bu noktada yani şimdi, boğum şimdi sıklığı bak. Şey sıklığı yani şu şu gördüğünüz şey sıklığı daha fazla yani şu bakın şuradaki iki yaprak daha dal arası bu mesafe bakın şu an burada iki yaprak daha fazla var iki, burada buradayken buradaki aralar daha kısa olduğu için de bakın şöyle dolduruyor şu an iki parmak daha kısa ve bu da ister istemez verimi artırıyor bunlar da kalın yani zayıf değil halde fark bu halde. O yüzden Feyzi Bey şimdi malum işiniz yoğunca siz evet, burada yanlış bir şey yapıyor olsaydınız size arkadaşlarınız herhalde kardeşim biz niye yanlış yönlüyorsunuz derlerdi yani. Derlerdi. Yani sonuçta bugün daha bu 10 günü sonuç ha bu arada. Daha bunun 11. günü var, 15. günü var, 20. günü var. Ve tabii ki halde aşağıda kardeşlenmiş olanların çıkmasıyla beraber buranın daha gürlü var halde. Daha bu birinci sonuç dolayısıyla alttaki çıkan yeni kardeşleri daha saymıyoruz yani. Evet. Onlar verime evet, ister istemez daha biraz daha kalınlaştığı zaman oluşacak halde. Evet. Durum böyle. Benim bakacaklarım gözlemler bunlar.
Başka sorularınız varsa, sizin sorularınız varsa yine pancarlarla alakalı, diğer ürünlerle alakalı cevap verebiliriz. Pancarlar. Bir de yonca ile ilgili şöyle bir şunu da eklemek istiyorum. Buyurun. Biçimden sonra normal hani kullandığımız gübreyi kullanmadan önce daha geç meydana geliyordu. Gübreden, bu gübreyi kullandıktan sonra yani, daha erken meydana geliyor, kendini toparlıyor. Yani şunu söylüyorsunuz, birçok yerde gördüğümüz gibi mesela biçilen 35, yerler 40, hemen 3 günde 2 günde daha otu kaldırmadan, evet, o başka yerlerde gördüyseniz eğer, otu kaldırmadan hemen 4 yaprak olmuş. Halbuki atılan yerlerde gelirken baktık ki daha 1 hafta olmuş, 3-4 yaprak daha olmamış. Anızdan kurtulamıyor. Tabii ki geç kalkıyor halde. Evet. Ve toprak nemliliği konusunda zaten dedik ya, bu nemini halde koruyor. Onu zaten diğer tarafta da gördünüz halde. Kalitesi bugün hem iri hem daha taze. Bu şekilde. Evet. Gelelim diğer sorularınıza şimdi. Buyurun. Şimdi yani bu noktada başarılı oldunuz. Yeni yonca ekeceksiniz. İnşallah. Yer arıyorsunuz şu anda. Evet. İkincik yerimiz var abi. İkincik yerimiz var. Şimdi ikinci pancar ve mısır. Bunların verim oranını yükseltme şansımız nasıl? Şimdi bakın işte aynı toprak nasıl toprağınızda yonca çalışmıyorsa ve geç büyüyorsa, işte ne bileyim böyle kalın olmuyorsa, böyle olmuyorsa oradan mısırınız çift sömek olmuyor. Hadi çift sömek oldu diyelim ki doldurmuyor. Ondan sonra haliyle fazla boylanmıyor. Yine bodur kalıyor. Yine bunların tamamı toprak bozukluğuna kaynaklı oluyor halde. Evet. Bugün gerek pancarda gerekse özellikle bütün her türlü tarla bitkilerinde yine aynı burada gördüğünüz verim neyse orada da bunu göreceksiniz yani. Ve görüyorsunuz şimdi yani. Şimdi Savaş Bey ben Ankara Polatlı'da bizim 5 yıl çalıştım ben bir çiftlikte. Evet. Bizim oradaki pancarlarımız yani karpuz büyüklüğünde olurdu. Tamam. En küçüğü karpuz büyüklüğünde. Tamam. Bizimkiler yani gol gibi, ne bileyim, en büyüğü bacağın gibi oluyor. Evet. Fazla daha ileri gitmiyor. Bizim benim aradığım hani oradaki imkan, burada hepsi geldi, suydur, hani şeyimiz geldi. Aynen. Buradaki milleti tecrübelendirmek, hani tarla 4 veriyorsa, biz 4 diyoruz ya mesela, Degar'ın da 4 veriyor. Biz bunu 8'e 9'a çıkarmak istiyoruz. Tabii ki. Bu iş, bunu yapmanızın başı toprağı düzeltmekle başlar. Anladım. Özellikle bugün öyle düşünmeyin. Şu anda belki geleli 5 yıl oldu ama artık emin olun onlar da onu kaldıramıyorlar artık yani. Birçok ben şu an bugün geliyorum Kayseri'den, Aksaray'dan. Ya inanın pancarlarda da yani çok iyi bakanlar ancak hani çok böyle sürekli atıyor, bir şeyler atıyor, sürekli bir daha atıyor, bir daha atıyor. Yani öyle affedersiniz dedeniz de kaldırır o şekilde, tamam. Ya ben pancarım yani dedi. Şimdi o kadar ilaçla, gübreyle sürekli habire bir şey atıyor. Ve sanki yarışmaya sokuyormuş gibi o şekilde dedeniz de kaldırır derler haliyle. Ancak bugün normal bir bakımla, ideal bir bakımla yani bugün zorlanmadan yani düzgünce şekilde gene haliyle bugün alabilmeniz gerekiyor. Şu an benim gezdiğim pancar yörelerinde şu an pancarlarda otlar bastırmış pancar tarlasını. Ondan sonra haliyle pancarlar toprağın yüzeyine çıkıyor yavaş yavaş, artık toprağın aşağısına inemiyor. Ondan sonra pancarların ortasında motor kök yok. Yani köklenme zayıf haliyle. Artı pancarın en ucunda normal şartlarda pancarın üçgeni biter. Saçın. Devamında da uca doğru inen böyle bir boru vardır haliyle. Bugün o artık yok artık arkadaşlar. Oluşmuyor haliyle. Dolayısıyla öbür taraflara da baktığımızda da düşmüş haliyle. Şunu bilin. Çok öyle hani o eski şeyleri alamıyorlar. Bundan dolayı da bunun sebebi toprağın tuzlanması, toprağın sertleşmesi, kulluk taşı, taban taşı oluşması. Her ne kadar riperle şununla bununla yapsanız da etseniz de o çok da bir yere kadar faydası olsa da yine kurtarmıyor herhalde. Onun için gerçek anlamda toprağınızı ıslah etmek gerekiyor. Ancak o zaman tekrar yine toprağın kalitesine göre ve iklimin elverdiği ölçüde ve doğru bir bakımla. Bugün yani suyunu verme şekli ve siz tutarda yani bugün yaprağınızın, pancarınızın birinci yaprağını öldürürseniz eğer o zaman da gelişim sıkıntı yaşarsınız tabii ki herhalde. Gibi yani burada bazı şeyleri doğru bileceksiniz herhalde. Şimdi kullanabilirsiniz ve veriminizi işte şu an yoncada gördüğünüz gibi siz şimdi geziyorsunuz. Atılanların hepsini gördünüz. Evet. Teker teker hepsinde gerek kalite, gerek verim, gerek tazelik hepsini gördünüz herhalde. Evet. Özellikle peki bozulma, zayıflık var mıydı diğer tarlalarınızda mesela bunu attığınız yerlerde? Şu anki durum nedir mesela? Şu anda kullandıktan sonra çok güzel. Yani kullanmadan önce vardı. Tefek, var mıydı? Kullanmadan önce vardı. Diğer yerlerde vardı. Öbek öbek zayıflık var. Zayıflama çok. Toparladı şu anda. Evet, çökmeler var diyorsunuz. Yani onları kapatıyor şu anda. Evet. Kapatıyor halde. İşte dur. Durum böyle yani. Çok teşekkür ederim. 29 Ağustos 2017 ve yarın 30 Ağustos gerek Zafer Bayramınız gerek Kurban Bayramınız. Sizlerin de. Hem sizlerin hem milletimizin hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.